Konguç Kampüs Sayısal kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TYT kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlerle kimyasal türler ve etkileşimlerini inceleyeceğiz. O halde dersimize hemen başlayalım. Bir maddenin özelliklerini gösteren en küçük yapılarına kimyasal tür denir arkadaşlar. Bizim öğrenmemiz gereken kimyasal türler atom, molekül ve iyonlar olacaktır. İlk olarak atom nedir? Buna bakalım. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçmişten günümüze kadar atomla ilgili birçok çalışma yapılmış. Hatta atom modelleri ortaya atılmıştı ki biz önceki derslerimizde Atom modellerinden bahsetmiştik. Elementlerin elektron alışverişi yapmamış olan halidir atom. Kimyasal veya fiziksel yöntemlerle daha basit birimlere ayrıştırılamazlar. İyi de hocam atom parçalanabilir. Doğru, atom parçalanabilir ama nükleer tepkimelerle parçalanabilir. Kimyasal veya fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamaz arkadaşlar. Peki biz atom olduğunu nasıl anlayacağız? Bakın bir tane helyum, argon, demir, altın, gümüş bir tane olursa mesela sodyum bu atomdur arkadaşlar. Bir tane olursa biz buna ne diyoruz? Atom diyoruz. Bir diğer kimyasal türümüz molekül. Aynı veya farklı atomların kararlı yapıya ulaşmak için birbiriyle etkileşmesi sonucunda oluşan nötr taneciklerdir. Yani bunda da yine arkadaşlar nötr olmasına dikkat edeceğiz moleküllerde en az iki atomdan meydana gelir. Yani bir şeye molekül diyebilmemiz için en az iki tane atom olması hatta ametal atomu olması gerekir. Eğer bu aynı tür atomlardan oluşmuşsa arkadaşlar biz buna element molekül diyoruz. Element molekül bakın sadece aynı tür atomlar var. Oksijen, flor, fosfor, kükürt gibi. Eğer farklı tür atomlar varsa hidrojen, oksijen mesela. Azot, hidrojen gibi ya da karbon oksijen gibi farklı tür atomlar varsa buna da arkadaşlar bileşik molekül diyoruz. Bileşik molekül. Her ikisi de molekül ama birisi bileşik molekül, birisi element molekül. Moleküller eğer iki atomlu, üç atomlu ya da çok atomlu olabilir. İki atomluysa biz bunu arkadaşlar diatomik 3 atomluysa yani 2 atomlu anlamına gelir. Hatta Türkçesini de yazalım. 2 atomlu. Eğer 3 tane atom varsa bakın oksijenden 3 tane ya da 2 tane oksijen 1 tane kükürt 3 tane toplamda 3 tane ise triatomik yani 3 üç atomlu. 3'ten daha fazlaysa bakın 2, 5, 6, 7 tane ya da 8 tane 3'ten fazlaysa buna da poliatomik diyoruz. Bu da çok atomlu anlamında arkadaşlar. İyon nedir? İyon atom ya da molekülün elektron alıp vermesiyle oluşan yüklü taneciklerdir. Elektron alıyorsa anyon ve eksi yüklü oluyor. Elektron veriyorsa artı oluyor arkadaşlar. Buna da katyon diyoruz. Baktığımızda bakın 3 tane elektron vermiş, 1 tane vermiş, 2 tane vermiş, 1 tane vermiş. Dolayısıyla biz bunlara katyon diyoruz. Üzerinde artı eksi varsa biz buna iyon diyoruz. Eğer artı varsa katyon, eksi varsa burada olduğu gibi arkadaşlar bunlara da anyon diyoruz. Kısa bir hatırlatma yapalım. Zaten bunu periyodik özelliklerde görmüştük. Bir atom elektron aldığında çapı ne oluyordu arkadaşlar? Büyüyordu. Çapı büyür ya da artar diyebilirsiniz. Elektron verdiğinde ise çapı küçülür. Bu da diyet yapan adam aklınıza gelsin. Diyet yapan adam elektron veriyor. Yemek yiyen adam elektron alıyor. Magnezyum bakın artı iki yüklü yani elektron vermiş. iki tane elektron vermiş. Çapı küçülecek. O zaman magnezyum atomunun çapı iyonun çapından daha büyüktür. Flor elektron almış. Ne yapacak? Çapı büyüyecek arkadaşlar. Bu bir yazılmaz normalde. Şöyle flörür şeklinde yazılır. Burada elektron aldığı için de çapı ne olacak arkadaşlar? Flörürün flor atomuna göre çapı büyüyecek magnezyum oksit, demir 3 klorür, sodyum klorür gibi iyonik birleşikleri arkadaşlar biz molekül demiyoruz. Çünkü bunlar iyonik birleşik. Bunlarda en küçük birimi birim hücredir. Molekül olabilmesi için kovalent bağlı bir yapı olması gerekir. Hemen örneğimize bakalım. Bize verilen bu örnekteki kimyasal türleri atom, molekül ama element ve birleşik molekül olarak iyon, katyon ve anyon olarak sıralayalım. İlkine baktığımızda bakın burada üzerinde eksi artı var arkadaşlar. Bunun iyon olduğunu görebiliyoruz. Eksi olduğu için de anyon diyoruz. Hemen buraya nitratı yazıyorum. Bakın üzerinde artı var. E, bunun da iyon olduğunu biliyorum. Ama artı olduğu için buna da katyon kısmına yazıyorum. Neon bir tane. O zaman hemen atom diyorum. Çünkü üzerinde artı eksi de yok. Bakın burada arkadaşlar flordan iki tane var. Yani bu bir molekül. Molekül. Peki aynı tür atomlardan mı oluşmuş? Evet o zaman biz buna element molekül diyoruz. Burada yine üzerinde artı var. Artı eksi varsa iyon demiştik. O zaman biz buna artı olduğu için katyon diyoruz. Argon bir tane arkadaşlar. Artı eksisi de yok. O zaman atom diyoruz. O2 yine bir molekül. Aynı tür olduğu için element molekül diyoruz. Üzerinde yine amonyum artı var. Yani bu bir iyon artı olduğu için de katyon. Katyonun tesisinden aklınıza gelebilir. Bakın katyon artı yüklü olduğu. Amonyum diyoruz. Çinko bir tane atom diyoruz. Sülfat. Şu dört diğer tarafa kaymış da dört burada arkadaşlar. Sülfat diyoruz. Bu da bir iyondur. Eksi olduğu için de anyon diyoruz. Ve azot dioksit. Bakın bu da bir moleküldür. Fakat farklı tür atomlar olduğu için bileşik moleküldür arkadaşlar. NO2 şeklinde yazıyoruz. Bu şekilde sizler de videoyu durdurup tekrardan kendiniz bu örnekleri yapabilirsiniz. Bakalım kaç tanesini doğru yapacaksınız. Evet, diğer sorumuza baktığımızda karbon monoksit ve bakır ile ilgili demiş. Özelliklerinden hangisi her ikisi için de ortaktır? Arkadaşlar baktığımızda birisinin molekül, birisinin atom olduğunu görüyoruz. Kimyasal türleri farklı. Birisi molekül, birisi atom. Dolayısıyla ortak değildir. Aynı cins atom içer mi? Aynı cins atom içerir ama bunda farklı cins atom vardır. Dolayısıyla bu da ortak değildir. Üçüncüye baktığımızda fiziksel yollarla ayrışmamaları. Hem e, atomlar hem de moleküller fiziksel yollarla ayrışmaz arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncüsü ortaktır. Üç, yalnız üç doğru cevap olacaktır. Bir sonraki sorumuza baktığımızda yargılarından kaç tanesi doğrudur demiş... Tuz ruhunun kimyasal türü moleküldür. Arkadaşlar tuz ruhu dediğimiz HCl'dir. Yani bunu ilk derslerimizde görmüştük. Bu bir moleküldür. Dolayısıyla kimyasal türü moleküldür. Birinci önce doğrudur. Moleküller en az iki atomdan oluşur. Kesinlikle doğru. Mesela F2 en az iki atom olması lazım. Ya da H2O bakın üç atom var. Bunlar moleküldür. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Hava birden fazla kimyasal tür içerir. Bu ifade de doğrudur. Mesela karbondioksit havadaki bir kimyasal türdür ya da argon. Mesela bu atomdur. Bu da bir kimyasal türdür. Karbondioksit moleküldür, atom, molekül. Gördüğünüz gibi birden fazla kimyasal tür var. Demir bilyenin kimyasal türü atomdur. Demir bile demirdir arkadaşlar. Dolayısıyla sadece demirden yapıldığı için atomdur. Kimyasal türü de atom olacaktır. Tuzlu suyun kimyasal türlerinden biri de iyondur. Tuzlu su nedir arkadaşlar? H2O'nun içerisine sodyum klorürü atıyoruz. Sodyum klorür iyonlarına ayrışıyor. Sodyum iyonu ve klorür iyonu. Bakın iyonlar var molekül var. Dolayısıyla birden fazla kimyasal tür var. Bu kimyasal türlerinden birisi de iyondur. Bu ifade de doğru. Kaç tanesi doğru demiş? 5 tanesi doğrudur diyoruz. Şimdi suyu kaynattık. Su kaynadığı zaman ya da her sıcaklıkta sıvı ne yapıyor? Gaz haline geçiyor ama kaynarken biraz daha fazla geçiyor değil mi arkadaşlar? Peki su gaz haline geçtiğinde bir numaralı bağlar mı kopar? İki numaralı bağlar mı kopar? Bir numaralı bağlar su moleküllerinin arasındaki bağlardır arkadaşlar. İki numaralı bağlar ise su molekülünün içerisinde. Bildiğiniz gibi su iki hidrojen bir oksijenden oluşur. Oksijenle hidrojen arasındaki bağlardır. Bunun cevabını aslında dersin ilerleyen zamanlarında siz vereceksiniz. Ben şimdi bunu söylemiyorum. Derse devam ediyorum. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlere baktığımızda iki sınıfa ayırıyoruz. Bir bağlanan türlere göre iki bağın sağlamlığına göre. İlk olarak bağlanan türleri göreceğiz. Atomlar arası bağlar ve moleküler arası bağlardan bahsedeceğiz. Bağın sağlamlığına göre ise güçlü etkileşimlerden ve zayıf etkileşimlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk olarak bağlanan türlere göre e, sınıflandırmamızı yapalım. İlk olarak atomlar arası bağlardan bahsediyoruz. Aynı veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşimler sonucu atomlar arası bağlar oluşur arkadaşlar. Bakın burada demir demir, helyum helyum. Ya da hidrojenle oksijen arasındaki bu bağlar, atomlar arası bağlardır. Aynı şekilde hidrojenle azot arasındaki bu bağlar atomlar arası bağlardır şeklinde yorumlamamızı yapıyoruz. Atomlar arası bağların hepsinin güçlü veya zayıf olduğunu söyleyemiyoruz. Bazı atomlar arası bağlar güçlü bağlardır, bazıları zayıftır. Örneğin burada demir atomları arasındaki bağlar güçlüdür. Burada metalik bağ vardır arkadaşlar. Dolayısıyla biz buna güçlü diyoruz. Helyumun arasındaki bağlar ise zayıftır. Burada London kuvvetleri vardır. Zayıf etkileşimdir. Buna zayıf diyoruz. Su molekülünde hidrojenle oksijen arasındaki bu bağlar atomlar arası bağlar güçlüdür arkadaşlar. Burada kovalent bağ vardır. Güçlü diyoruz. Hidrojenle azot arasındaki bu bağlar yine güçlü bağlardır. Yine kovalent bağ mevcuttur. Dolayısıyla güçlü diyoruz. Gördüğünüz gibi bazı atomlar arası bağlar zayıf. Bazıları ise daha güçlüdür diyoruz. Bir de moleküler arası bağlarımız var. Moleküler arasında aynı veya farklı tür moleküler arasındaki etkileşimler sonucu oluşan bağlara moleküler arası bağlar diyoruz arkadaşlar. Bilmemiz gereken kesin bir ifade molekül arasındaki etkileşimlerin tamamı zayıftır. Bakın atomlar arasındaki etkileşimlerin tamamı zayıf değildi ama moleküler arasındaki etkileşimlerin tamamı zayıftır. Ne demek bu? Bak oksijen molekülü var çok basit. Su molekülü var. Bu ikisi arasında bir etkileşim var. Biz buna moleküler arası etkileşim diyoruz arkadaşlar. Moleküler arası etkileşim. Tamam mı? Bunlar farklı olabileceği gibi aynı moleküller de olabilir. Bak hidrojen florür, hidrojen florür. Bu da yine moleküler arası etkileşim. Ya da amonyakla hidrojen florür arasındaki bu etkileşim yine moleküler arası etkileşim diyoruz. Aslında bize ne söylediyse aynısını uygulamış oluyoruz. <laughs> Özür dilerim. Bağın sağlamlığına göre de sınıflandırma yapabiliyoruz. Güçlü bağlar, zayıf bağlar. Peki. Şimdi arkadaşlar atomlar bileşik oluşturmak üzere bir araya geldiklerinde çekirdeklerinde en uzakta bulunan elektronlar harekete geçer. Nasıl olur? Bak bir atomun çekirdeği artı yüklü biliyorsunuz etrafında elektronlar var. Bunlar değerlik elektronu olsun. Başka bir atom yine bunun da değerlik elektronu olsun. Biz şunu biliyoruz. Artı artı yine ne var? Aynı yükler birbirini iter. Ya da eksi eksi ne var? Birbirini iter. Zıt yükler ise arkadaşlar eksi artı ya da artı eksi birbirini ne yapacaktır? Çekecektir. Atomlar birbirine yaklaştıklarında kimyasal bağ oluşturmak üzere yaklaştıklarında bu etkileşimlere bakarak biz çekim kuvvetlerinin güçlü mü zayıf mı olduğuna karar verebiliyoruz. Nasıl? Şimdi iki atomun çekirdeği artı yüklü. Bunlar birbirini ne yapacaklar? Artı yükler birbirini itecektir. Burada itme kuvvetleri var. Peki. Elektronlar eksi yüktü. Birbirlerini gördüklerinde yine ne yapacaklar? Birbirlerini itecekler. Yine burada bir itme kuvveti var. Peki arkadaşlar burada ne olur? İter. Atomun çekirdeği pozitif. Karşıdaki elektron negatif. Artı eksiği ne yapacaktır? Çekecektir. Burada da çekme kuvveti var. Çeker diyelim. Aynı şekilde bu atomun çekirdeği de karşıdaki atomun elektronunu kendisine doğru ne yapacaktır? Çekecektir. İşte bu çekme kuvvetleri İtme kuvvetlerinden aşırı baskınsa güçlü etkileşim oluşuyor. Eğer aşırı baskın değilse arasındaki fark azsa bu seferde zayıf etkileşim oluşuyor arkadaşlar. Yani çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden aşırı baskınsa güçlü etkileşim, aşırı baskın değil, fark az ise o zaman zayıf etkileşim oluşuyor. Arkadaşlar güçlü etkileşime kimyasal bağ. Zayıf etkileşime de fiziksel bağ diyoruz. Kimyasal bağları ayırmak için verdiğimiz enerji 40 kJ'den genellikle daha azsa zayıf etkileşim, 40 kJ'den daha fazlaysa güçlü etkileşim olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradaki 40 kJ/mol referans bir nokta. Yani tam 40'a bakmıyoruz arkadaşlar. Bazen 42 43 de zayıf etkileşim olabiliyor ama 40'tan çok çok büyükse o zaman biz bunun mutlaka güçlü yani kimyasal bağ olduğunu, eğer 40 kJ'den daha düşükse zayıf etkileşim yani fiziksel bağ olduğunu söyleyebiliyoruz. Bağın sağlamlığına göre güçlü etkileşim ve zayıf etkileşim olarak sınıflandırdık. Güçlü etkileşimler iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağdır. Bu üç etkileşime biz arkadaşlar güçlü etkileşim diyoruz. Zayıf etkileşimler ise van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağdır arkadaşlar. Biz bunlara da zayıf etkileşim diyoruz ki bunların hepsini derslerimizde, ilerleyen derslerimizde göreceğiz. İyonik bağı bir göreceğiz, kovalent metalik bağı bir göreceğiz, zayıf etkileşimleri bir göreceğiz arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde mutlaka takip edin. Şimdi öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Diyor ki yukarıda verilen bağların hangisi hangi kimyasal türler arasında oluştuğunu ve bağların güçlü mü zayıf mı olduğunu belirtiniz. Çok basit. Bak bir numaraya bakalım. Gördüğünüz gibi atomlar arasında oluşmuş. Atomlar arasında oluşmuş. Peki atomlar arasında bu elektron ne yapmış? Ortaklaşa kullanmış. Bir kovalent bağ var. Kovalent bağ olduğu için de arkadaşlar nasıl bir etkileşim? Güçlü bir etkileşim diyoruz. Videoyu durdurarak Bunlar bu, bu, soruları sizler, sizler de yapmaya çalışın arkadaşlar. İkinciye bakalım bakın. Burada hidrojen klorür var ve amonyak var. İkisi arasında oluşmuş. Yani moleküler arası oluşmuş arkadaşlar. Moleküler arası etkileşimlerin hepsi ne dedik? Zayıf dedik. Dolayısıyla iki zayıf diyoruz. 3'e bakalım. Su molekülü, su molekülü. Moleküller arasında oluşmuş yine. Moleküller arasında diyoruz. Moleküller arasındaki etkileşimlerin tamamı Zayıf etkileşimdir. Dörde bakalım arkadaşlar. Helyum atomu, helyum atomu arasında olmuş. Yani atomlar arası diyoruz. Ancak helyum atomları arasında zayıf London kuvvetleri olduğu için etkileşim zayıftır diyoruz. Evet sizler de bunları yaptıktan sonra kontrol edin. Bakalım kaç tanesini doğru yapmışsınız. Bir sonraki sorumuza baktığımızda oksijen e, yukarıda. Yukarıdaki çekim kuvvetlerinden hangileri fiziksel bağ tanımına girer? Yani zayıf etkileşimdir diyor arkadaşlar. Oksijen molekülünde oksijen atomları arasında. Şimdi oksijen molekülüne baktığımızda yapının Lewis yapısı bu şekilde olacaktır. Oksijen atomları arasındaki bu bağlar atomlar arasındaki bağlardır. Atomlar arası diyelim. Atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile kovalent bağ oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu etkileşim güçlü bir etkileşimdir. Bizden zayıf istemiş yani fiziksel bağ istemiş. Güçlü etkileşim ise arkadaşlar kimyasal bağ sınıfına girer. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. Hidrojen bromür de hidrojen bromür molekülleri arasında bakın HBr molekülleri arasında diyor. Ne demiştik? HBr moleküller arasındaki bütün etkileşimler zayıf. Yani fiziksel bağ tanımına girer. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Amonyakta amonyak molekülleri arasında bakın yine molekül diyor. Moleküller arasındaysa zayıf etkileşimler yani fiziksel bağdan söz edebiliriz. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru olacak. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Peki hocam atomlar neden birleşik oluşturur? Arkadaşlar atomların birleşik oluşturmalarının temel nedeni elektron dizilimlerini soy benzetmek ve kararlı yapıya ulaşmak, ulaşmaktır. Bu yüzden elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması yaparak kendilerine en yakın soy gaz elektron düzenine benzemek isterler. Burada iki kural var. Dublet kuralı ve oktet kuralı. Dublet helyuma yakın olan atomların son katmandaki elektron sayısını ikiye tamamlayarak helyumun elektron dizilimine ulaşmasına denir. Oktet ise helyum dışındaki soy gazlara atomların son katmandaki elektron sayısını benzetmesine denir arkadaşlar. Atomlar birleşik oluştururken son katmandaki elektronların etkileştiğini unutmayın ki bu elektronlara biz değerlik elektronu diyorduk. Bir diğer önemli konumuz Lewis yapısı arkadaşlar. Lewis yapısı nedir? Arkadaşlar Lewis bir nokta gösterimidir aslında. Element sembolü ile son katmandaki elektronların sayısını gösteren noktalardan oluşan yapıya Lewis yapısı denir. Şimdi peki Lewis yapısı hocam nasıl yazılır? Bakın arkadaşlar Lewis yapısının nasıl yazıldığını göstereceğim. Lewis yapısı bize neyi veriyor? Bir atomun bağ yapma kapasitesini veriyor. Hidrojenin öncelikle katman elektron dizilimini yazıyoruz. Bakın 1. Son katmanı 1 zaten. Element sembolünü yazıyorum. Yazdım. Bu bir tane elektronu elementin dört kenarından bir tanesine yerleştireceğim. Tabii bu noktaları yerleştirirken belirli bir kuralımız var arkadaşlar her kenara en azından bir nokta gelecek şekilde ilk olarak yerleştirmemiz lazım. Her kenar bir noktayı almadan ikinci noktaları yerleştirmiyoruz. Bakın zaten bir elektronu var. Herhangi bir yere bu bir elektronu yazıyorum. Yazdım. Şimdi bu Lewis yapısı hidrojenin gösterimi. Bu gösterim sayesinde ben hidrojenin bir tane ortaklaşmamış elektronu olduğu için ben bunu ne diyorum arkadaşlar? Bir bağ yapma kapasitesine sahiptir diyorum. Alüminyuma geliyorum. Bakın alüminyum 2 8 3 şeklinde yazdım katman elektron dizilimini. Ne yapıyor arkadaşlar? Burada 3 tane değerlik elektronu olduğunu görüyorum. Hemen alüminyumun sembolünü yazıyorum. Bak 4 tane kenarı var yine. Bu 3 elektronu her bir kenara önce birer tane gelecek şekilde sırayla yerleştiriyorum. 1 2 3. Hocam illaki yukarıdan mı gitmemiz lazım? Yani şunu yapsak olmaz mı? 1 2 3 Fark etmez arkadaşlar. İkisi de doğrudur tamam mı? Önemli olan her bir kenara önce birer tane yerleştirmemiz gerekiyor. Oksijene geliyorum mesela. 2 6 katman elektron dizilimini yazdım. Değerlik elektronu 6. Bakın oksijenin sembolünü yazıyorum. Yine 4 kenarı var. 6 tane elektronu yerleştireceğim. Yerleştirirken dikkat etmem gereken her bir kenara önce birer tane yerleştirmek. Bakın 1 2 3 4. Şimdi 4 taneyi yerleştirdim ama toplam 6 tane yerleştirmem gerekiyor. Şimdi sıra arkadaşlar ikişerli yapmakta. İstediğim yerden yine başlayabilirim. 5 6. Bu şekilde oksijenin Lewis yapısını yazdım. Gördüğünüz gibi 2 tane elektron ortaklaşmamış arkadaşlar. Dolayısıyla bağ yapma kapasitesi 2'dir şeklinde ne yapacağız? Yorumlayacağız. Neon'a geliyorum. 2 8 şeklinde katman elektron dizilimini yazıyorum. Neon'un sembolünü yazıyoruz arkadaşlar. Ve 8 tane elektronu sırayla yerleştireceğiz. 1, 2, 3, 4. Şimdi devam ediyorum. 5, 6, 7, 8. Zaten bitti. Soy gazlar bağ yapmak ister mi? İstemez. Bakın hiç ortaklaşmamış elektron yok arkadaşlar. Devam edelim. Azota geliyorum. Azot 2, 5 şeklinde katman elektronu dizilimini yazıyorum. E, değerlik elektron sayısı 5. Azotun etrafına 5 tane elektron yerleştireceğim. 1, 2 3 4 5. 5 tane elektronu sırayla yerleştirdim. Nereden başladığınızın hiçbir önemi yok. Önemli olan 4 bir kenar önce birer elektronu alması gerekiyor. Azotun da bağ yapma kapasitesi tek elektronlar 1 2 3 tane olduğuna göre azotun bağ yapma kapasitesi, bağ kapasitesi 3 diyelim. Burada bir istisnamız var arkadaşlar. Bilerek bunu en sona bıraktım. Helyum. Helyum katman elektron dizilimi yazdığımızda 2 şeklinde yazıyoruz ama helyumun bir soy gaz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla helyumun Lewis yapısını yazarken bu iki elektronu yan yana yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane istisnamız helyumda mevcut. Dolayısıyla helyumun Lewis yapısını yazarken dikkat ediyoruz. Sorumuza bakalım. Diyor ki karbon, azot, oksijen elementlerinin bağ kapasitelerini büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisi? hangisindeki gibidir diyor arkadaşlar. Şimdi hemen bunların katman elektron dizilimini yazıyoruz. 2, 4 şeklinde yazdım. Karbonun etrafına 4 tane elektron yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı işlemi azot ve oksijen içinde yapacağım. 2, 5 şeklinde yazıyorum. Azotun etrafına 5 tane elektron yerleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Oksijen içinde yapıyorum arkadaşlar. 2, 6 şeklinde katman elektron dizilimini yazıyoruz. Oksijen etrafına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elektron yazdım. Şimdi bağ kapasitesi ortaklaşmamış tek elektronlar için geçerli arkadaşlar. Baktığımızda burada 4 tane tek elektron olduğunu görüyoruz. 4 bağ kapasitesi var. Burada 1 2 3 tane olduğunu görüyoruz. 3 bağ diyoruz. Burada arkadaşlar 1 2 tane olduğunu görüyoruz. 2 bağ diyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 tane tekli var. O zaman 4 tane tekli var. 4 bağ. Burada 3 tane tekli var. 3 bağ. Burada 2 tane tekli var. 2 bağ şeklinde sıraladık. En fazla bağ kapasitesi karbon en az oksijen. O zaman baktığımızda doğru sıralama arkadaşlar E seçeneğindeki gibidir. Karbon büyüktür, azot o da büyüktür, oksijen şeklinde olması gerekir. Evet, ödüllü sorumuz var. Umarım güzel bir ders olmuştur arkadaşlar. Ancak ne yapıyoruz? Öğrendiklerimizi mutlaka ödev kitabımız Kimya arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Uygulamaya geçiyoruz. Bakalım ne kadar öğrenmişiz. Öğrendiklerimizi gerçekten öğrenmiş miyiz arkadaşlar soru çözerek anlayabilirsiniz yanlış yaparım diye korkmayın yanlış yapa yapa doğruyu bulacağız arkadaşlar bir insan yapamadığı soru kadar öğrenir Aslında bir sayfa 48 ve 49'da bu konuyla ilgili alıştırmalar var kolaydan zora doğru yine bunları mutlaka cevaplayın aynı zamanda ödüllü sorumuza bakalım kükürdün değerlik elektron sayısını ve bağ kapasitesini yazın demiş arkadaşlar bu soruyu da cevaplayarak yorumlara mutlaka yazıyorsunuz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tekrardan esen kalın hoşça kalın.